Markette, pazarda ve kalabalık ortamlarda maske takmak artık zorunlu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Tevfik Özlü, herkesin maske takması gerektiğini söyledi. Basit malzemelerle evde de maske yapılabileceğini belirtti. Kanal 7'de yayınlanan Başkent Kulisi'ne konuşan Özlü, virüsün ne zaman biteceği sorusuna da bakın ne cevap verdi. Artık bu işin şakası yok. Herkesin kurallara uyması lazım. Şu anda herkesin, hepimizin bu virüsü taşıyor olma ve başkalarına bulaştırma riskimiz var. Hasta olma ihtimaliniz yüksek dedi Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü. Herkesi maske takma konusunda uyardı. Şu günlerde maske kullanımı gönüllülük değil bir zorunluluk. Çünkü siz hiç farkında olmadan virüsü taşıyor, hatta hiç farkında olmadan başkasına da yayıyor olabilirsiniz. İşte maske kullanımı da tam da bu yüzden bir zorunluluk haline geliyor. Maskedeki amacımız aslında dışarıya karşı sizi korumak değil. Dışarıyı size karşı korumak. Yani maskeyi takarak siz karşınızdaki kişiyi koruyacaksınız. Karşınızdaki kişi de maske takarak sizi koruyacak. Tevfik Özlü, Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi'nde konuştu. Maskeyi evde de yapabilirsiniz dedi. Bez maskelerin yıkanıp tekrar kullanılabileceğini söyledi. Maske takmak istiyoruz ancak maske bulamıyoruz diyen de çok. Ancak illa eczaneden aldığınız tıbbi maskeleri takmanız gerekmiyor. Ev yapımı maskeler, eşarp, hatta ağzınıza ve burnunuza doladığınız atkı da aynı görevi görebiliyor. Kendiniz imal ettiğiniz bir hani evde maske varsa onu yıkayabilirsiniz. Yani bez maskeler, eşarplar, işte kaşkoller vesaire, bunlar temizlenebilir, yıkanabilir, ondan sonra tekrar kullanabilir. Normal deterjanlar yeterlidir yani yıkamak için, ekstra bir şeye gerek yok. Sabunla, deterjanla yıkamanız yeterlidir. Peki virüs ne zaman bitecek? Bilim Kurulu üyesi Özlü bu konuda tarih vermedi. Bir an önce bitmesin değil, az ölümle bitmesin istiyoruz dedi. Bir Mayıs sonu, Haziran itibariyle ortadan kalkabilir mi bu tehdit? Evet, inşallah. Öyle bir umudumuz var, öyle bir beklentimiz var. Tabii kesin bir tarih telaffuz etmek mümkün değil. Biz bir an önce bitmesi değil, en az hasarla bitmesini arzu ediyoruz.